Hatta geçenlerde çok enteresan bir durum oldu. Onu ben burada bir örnek olarak vereyim. Siz onu söyledikten sonra ben de şahit olduğum gelişimdeki bir sizinle alakalı hadiseyi nakledeceğim. Cuma namazına gittik. Evet. Ve cuma namazında bir çocuk ufak geldi. Herhalde 8-9 yaşında. Başbakanım dedi, benim babama da sigarayı bıraktırır mısınız dedi. Kim baban dedim. Basit arkadan geliyor. İşte dedi. Dedim ki bak çocuk ne diyor. Babama da sigarayı bırak diyor. Bıraktır diyor. Özür dilerim, baban zengin mi fıkara mı diyeydin. Bundan sonra derim. Zengin ise bıraksın. Fıkara ise cuvara içmezse ne yapacak? Hanım kız diyor, erkeğin yürağı cız diyor. Yok, Alettin'in parası verilmemiş, suyun parası verilmemiş, ekmeğin zeytini gelmemiş, çocuklar hiç aldan haberden anlamıyor. Canı burnunda, ne yapacak cuvara da evde yasak olursa, eski deyimle özür dilerim, avradı düvecek, hepsini ondan alacak. Ya şimdi ben Recep Baba sigara parasıyla onu ödesin ya. Sen de, sigara parasını zaten, özür dilerim, bunu bir espri olarak konuşuyorum da, şimdi eski zamanlarda evet evlerde bir yer yoktu, hava alacak yer yoktu Sayın Başbakanım. Bugün Allah'a şükür ilim ilerledi, her şey ilerledi, havalandırma görüyorsunuz, alıyor götürüyor. Esasen şu havamızı zehirleyen, atmosferimizi delen, şu sokaklarda sel gibi zehir akıtan arabalarımızın egzozlarına bir çare bulunsun efendim. Zavallı garip fakir fukaranın zaten canı burnunda, bir cuvara içecek de ha şimdi biraz şey yapacak. Yani Zülfiyare dokundu. Zülfiyare dokundu. Demek ki şimdi bu programdan sonra bir işimiz var. Evet. Anlaşıldı. Tamam. Efendim?